Fabrika, fabrika, fabrika. Birazcık şuraya komünizm, birazcık şuraya da komünizm. Bu arada bizim amirallerin hepsi ölecek değil mi? He. Bir de öyle bir ufak derdimiz var. Ne yapayım, benim de huyum bu. Ama haindiler. Değildiler. İhanet edebilirdiler. Etmeyeceklerdi. Bunu anlamanın tek yolu vardı. Hepsini... Şizofren biri. Doğru bir yere nakil etmekti. Öldürmek yok ya, Değil mi? biliyorsun. Savaş çıkınca da hepsini orduya geri çağırmaktı. Yani ama doğru bir yerde eğitim yani gösterdiler en nihayetinde, yani gidip de Gulag'da iyi eğitim gösterdiler. Üstün başlarını orada devam ettiler. Kömür taşıyarak belki, ama olsun, en nihayetinde iyiydiler yani. Yani ülkede iki sınıf var biliyorsun. Üç grup var. Birincisi bize ihanet edenler. İkincisi ihanet etmeye yeltenenler. Üçüncüler de parti üyelerimiz. Parti üyeleri dışındaki 161 milyon insan şey değil mi? Hain. Yok, öyle değil şimdi. Matematik hesabıyla öyle oluyor. Yani olabilir. Olabilir. Savaş onların yüzünden çıkacak değil mi ileride? Savaş sizin suçunuzdu. Size silah verme zorunluluğum yok. Değil mi? Lebensraum'un içinde kalarak bize ihanet ettiniz falan. Selamun aleyküm. Nasılsınız Sayın Stalin? Aleykümselam. Gayet iyiyiz. Umarım siz de iyisinizdir. Komünizminiz bol olsun. Yani komünizminiz bol olsun dediğinize göre komünist yoldan kararlı bir şekilde ilerlemeyi düşünüyorsunuz. Yani evet. Evet efendim, bu Kızıl Devrim'de biz Araplar olarak da biz de yön vermeyi düşünüyoruz. Çünkü 3-1-4-1 tarafımızda bizim siyah altınlarımızı sömürülmek isteyenler vardır. Hala da Onlara sömürüyorlar da. evet. Biz kızıl kanatlarınızın altında korunmak istiyoruz ve Orta Doğu'ya da bu komünizmi yaymak istiyoruz. Güzel. Eğer böyle bir asil amacınız olursa komünistler de sizi tabii ki de destekleyecektir. Ben de hepsi. Siz yeter ki iyi bir komünist olun. Komünizm her kapıyı açar. Tamamdır efendim. Desteğinizi duyduğum için mutluyum açıkçası. Benden bir isteğiniz var mıdır? Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz Sayın Gazi. Görüşürüz Sayın Stalin. Kendinize iyi bakın. Siz de. Niye küzgün ya? Doğru, %21 bir Çünkü cezamız var. bizim harcatıyor. Hayır, içimizde hainler var. İçimizdeki hainler yüzünden bu hale geldik. Bu memleketi senin gibi troçkistler bu hale getirdi. Duyduğuma göre ileride 60 milyon insan sizin yüzünüzden ölecekmiş. Özür dilerim ama. Yok, Doğru olabilir mi? 60 milyon değil. Hayır, bu kadar değil. Halkın 10 ila 20 milyonunu da kendinizin katledeceğini söylüyorlar. Yok yok, iftira, inanma böyle şeylere. İftira, iftira, iftira. Hani şimdi bazı sayılar eksik veriliyor. En Yok. sağdaki yer 90 Fazla milyon. veriliyor. Özür dilerim. Bizim ölüme hazır 162 milyon insanımız var. Bu iyi bir Sizin şey. koltuğu korumak için ölmek isteyen 160 milyon insan ya da zorla Bu öldürdüğünüz. iyi. Sen kimden? Sen Troçkist olabilir misin acaba? Ben ne Troçkistim efendim ne de sizdenim yani. Sizin de bıyığınız çirkinmiş böyle bir. Bence bıyıksız haliniz daha yakışıklı Bu olur. işçi bıyığı. İşçi bıyığı. Emek bıyığı bu. Çiftçi bıyığı. Sen Peki çekiç ve sizin... orağın ne anlama geldiğini biliyor musun acaba? Efendim ora kafa kesmek için çekiciyle Yapma, kafaları yarmış yapma. falan mı yaptınız? O kadar da detay in mi? Bunlar için değil mi? Değildi. Biz yanlış öğrenmiştik. Öyle sanıyor efendim, haberiniz olsun. Şimdi şuraya bir perç ekranı daha eklenmeli. Nerede? Yok yok. Bu sefer Meksika'ya da gidemeyebilirsin belki. Yolda nefesin kesilir. Antalya'da tatil yaparım efendim. Türkler beni koruyor. Antalya'da yazlık alanlar çok güzelmiş. Belki bir Alanya. Hatta siz enkavede beni ararken belki orada fotoğraf çektiririm. Sen çok hayal Ne der? kuruyorsun, biliyorsun değil? Efendim merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, buyurun. Efendim şu an fark ettiyseniz bu İskandinav bölgesi birazcık kurtlar sofrası. Ben de düşündüm ki sağ tarafımdaki bir müttefikimden yardım istemekte bulmak istiyorum. Sıkıntı var mı? Yani yok. Makul birkaç tane çarlık toprağını bize Ha, evet verirseniz. işte. De Çarlık toprakları tüm Finlandiya diye Yok yok hatırlıyorum. yok. Biz Yok yok sadece o zaman. Karjala ve Sala üzerinde ilgileniyoruz. Hala. Efendim biz biraz gelişmekte olan bir ülkeyiz ve Karcalanka'da iki tane sivilimiz var. Bunlar bize sağlanabilirse bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Efendim biz sizin bağımsızlığınızı sağlasak? O da mantıklı. Peki komünist gideceksiniz değil mi? Ne demek bu? Ama buyurun. Bu nasıl bir Ama soru? buyurun. Bu nasıl bir soru? Komünist Tamamdır. gidilmez, komünist doğulur bir kere. Sonradan Evet, komünist evet. olanlar onurlu bir şekilde mücadele etmeye devam ederler. Ama siz komünist birine, komünist mi devam edeceksiniz derseniz bu biraz vatana Tamamdır. ihanet olur. Çok çok özür dileriz Evet. efendim. Biz de komünizme yönelmek istiyoruz. Çünkü Güzel. çok güzel bir ideolojiye benziyormuş Güzel. gerçekten. Evet, halkınız maaş almadan çalışıyor. Çok güzel. Enflasyon sıfır. Mis. Ha, çok İstemediğiniz çok iyi. bazı zümre kısmını da istediğiniz zaman yok edebiliyorsunuz falan filan. Bunlar Peki ayrıntı. ülkemizin büyüme hayallerini karşılayabilir misiniz? Sol taraflara doğru. E tabi tabi tabi. Sizin Batıya. çıkarlarınızı koruruz.
Efendim öyle bir söylediniz ki annek ister gibi bize. Hayır yani sizi Sweden'ın işgalinden korur. Ha, hatta onlara karşı savaşınızda da istemediğiniz kadar tank ve uçak yardımı ve milyonlarca gönüllü sağlanır. Öyle bir durum olursa sizin yanınızda biz savaşmaya razıyız. Çok güzel. Biz de sizin komünist olduğunuzu görmek istiyoruz. İyi o zaman. Efendim görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sistemde komünistlik bir artıyor ve işçiler isyanda şu an. Ne? Komünistlik yüzünden. Maaş istiyorlarmış öyle diyorlar. Hmm, Bulgar. Komünist he mi? Balkanların büyük gücü. Güzel. Merhabalar Sayın Stalin. Merhabalar buyurun. Bizim halkımız kralın bir ayaklanma çıkarılacağını söylüyor. Biz acaba Sovyetlerden yani volunteer olsun silah olsun bir destek alabilir miyiz? Tabii ki. Tabii ki size böyle bir desteği sonsuz bir şekilde sağlarız ve ülkenizi, kralınızı ve halkınızı tabii ki de bu faşist belasından kurtarırız. Efendim sizin halkınız acaba Troçki'nin gelmesi gibi bir konu düşünüyor mu acaba? Troçki mi? Şu an siz yani vatana ihanet etmemi istiyorsunuz galiba. Yok efendim. Ben öyle anladım. Sevgili bakanım. Bence yani ülkenin gerçek sahibi ama siz nasıl isterseniz öyle olsun. Bizim aramızda birkaç sorun var sevgili bakanımla alakalı ama bir daha Troçki lafını lütfen. Tamam efendim. O zaman ben size iyi günler diliyorum. İyi günler. Görüşmek üzere. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? Yani sen bir de beni başkalarının yanında utandırmaya çalışıyorsun. Fark ettin mi? Yok yok. Benim aklıma çok daha iyi bir fikir geldi. Pala bıyıklım. Hı. Ama bu senin beğenmeyeceğin bir fikir. Dinliyorum. Senin hegemonyanı rahatsız edecek. O zaman dinlemiyorum. Hayır dinlemelisin. Halkımızda çok büyük bir çarlık açlığı var. Yok 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 yok. O en kötüsü olmaz. Yok o en iyisi. Yok. Nein. Fransa da doğru yolu benimseyecek gibi. Leon. Aferin Leon. Sokaklarda gezdim ve halkımız Çarlık Rusyası'nın bizi savaştan savaşa sürüklediği için buhran içindeydik. Onun için bu komünistlere güvendik ama dedi bu komünistler daha kötüsünü yapıyor. En azından Çarlık zamanında evimize yiyecek ekmek su götürebiliyorduk diyor. Hmm, tamam. Ve kaç kişi galiba bunlar? 100 milyondan fazlası. Tamam bir liste tut bakalım. Arkadaşlarım bazılarının fikrini değiştirmek için bazılarını çalışma. Usullerini değiştirmemiz gerekiyor. Yani yöntemlerimizi değiştirmemiz gerekiyor bazen. Biraz gereksiz konular yapmamıza gerek yok. Hani bırakın koltuğunuzu, gerçek sahibi gelsin. Yok. Gerçek sahibi benim zaten. Efendim siz sadece bir sekreterdiniz. Sen beni fazlasıyla sorguladın farkında mısın acaba? Yani şu an resmen otoritem sarsılıyor gibi. Benim otoritem sarsılınca ne olur biliyor musun? Efendim sizin otoritenizi sarsmaya güç yetmez. Olmayan şeyi nasıl sarsalım? Efendim az önce NKVD'ydi emrimi aldım. Şahsi korumalığımı yapıyorlar artık. Purge olursa size karşı olur dikkat edin de. Bakalım. NKVD'nin kime sadık olduğunu genel sekreter belirler. NKVD daha çok bana bağlı galiba. Hainler sarmış etrafımızı. O zaman patatese zam yapayım da bazıları ayaklansın. Efendim patatese zam yapamazsınız. Halka verdiğiniz tek şey o zaten. Onu da bedava veriyorsun. Ona da biraz zam yapalım. An itibariyle 839 tane NKVD askeri benim tarafımda. Benim de arkamda 160 milyon askerim var. Hayırdır? Yalnız o 160 milyon asker böyle tek bir emrimle feshedilebilecek bir şey. Unutmayınız. İçimizdeki hainleri temizleyecek alternatif bir NKVD kuracağım. İtalya cephesini kontrol et. Hangisini kullanmamı tercih edersin? İşte pörçlenmeyecek birini. Adam seçme usulü yok mu? Hani sen kulağa gideceksin diye. O şeyler de var. Otokratlarda ama sizde yok. Komünizmin kötü tarafları. Komünizmin hiçbir kötü tarafı olamaz. İyi ya, taraflarını sayar mısınız? Patates yiyebiliyorsun. Ya, iyi bir taraf. Bizim çok yardıma ihtiyacımız var. Ben niye proaktiviteye geçmedim acaba? Hep içimdeki o troşkivist karışımlardan dolayı bu böyle oldu biliyorsun değil mi? Yok efendim o sizin kendi şeyiniz. Deme lan. Öyle güzel bir imparator şeyim var ki. İmparator demeye dilim varmıyor çünkü komünizm yasak yani. Yasak. Bak doğru yolu bulmaya başlamışsın. Güzel. Aferin. Yok. Ben değil. Halkımıza yedirmeye çalışıyoruz da ondan efendim yani. Bizim de bağlı olduğumuza falan inansınlar da bari onlar da. Ya yani. Tamam. Sana al bir tane daha naval bomber verdim. Al hadi. Harbi mi? Diyorsun. Al. Komünizm dünyanın en güzel şeyi. Bak iki naval bomber oldu üretiyor. Bak. Aferin. Artık NKVD'nin benim emrim altında olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Hala benim emrim altında ama size son derece bağlıyız efendim. Güzel. Gayet güzel. Anlaşabileceğimizi biliyordum. Merhabalar buyurun. Efendim sizin koltuk sağlam mı? Biz böyle 3-4 tane menşevi kaçarken yakaladık. İşte kaçtıklarına göre demek ki sağlam. Sağlam ama böyle bir darbe hazırlığı diyorlar. Yok darbe yapalım. Tahtım göklerde. Biz sizden
öncelikle İspanya'daki devrimci kardeşlerimize destek vermenizi ve veriyoruz olası zaten. Bir faşist tehditte bize destek göndermenizi sorgulamak için geldik. Size de gösteririz. Ama sorgulamak değil, rica etmek. Maruz görüyorum. Bazı şeyleri maruz göremiyorum artık, o yüzden. Biz birazdan ülkedeki bu Boris'i indireceğiz. Güzel. Kendisini sevmezdim bile. İşçilere tam yetkiyi vereceğiz. Güzel. İşte bunlar duymak istediğim haberler Avrupa'da. Eğer İspanyol müttefiklerimiz de iç savaşı kazanırsa... Kazanacaklar, merak etmeyin. Elimizden gelen tüm mücadeleyi onlara karşı gösteriyoruz. O zaman biz yavaştan Sofya'ya geçiyoruz efendim. Komünizminiz bol olsun. Moskova'ya doğru giderken biraz stabilite düşüyor, o yüzden dikkat edin. Arabaya falan zırh yaptı. Bizi denizden gönderin. Yani yüzmeyi iyi biliyorsanız tabii. Efendim, Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Heh. Pehlevi geldi, pehlevi değil. Ha. Efendim, kimse diyecek başka. Gelip faşizm yapamazsınız burada. Ayıptır, günahtır yani. Bir saniye efendim. Orayı karıştırmayın. Biz aslında demokratiyiz de çaktırmıyoruz. Ne? Tabii. Birazcık derin devlet meseleleri var. Öyle herkes anlayamaz efendim. Karışık bazı. Biz bile zor anlıyoruz. Yani ben burada yani bir İranlı komünist lazım. Dostumun olmasını isterdim ama beni zahedi karşılıyor. Ya efendim, bir gece ansızın yaparım. Komünist revolutionary'yi çekerim. Jafar Pişavari'yi. Hiçbir problemimiz kalmaz arada. Ama şu an aramızda büyük bir problem var. Siz baktığım zaman patates değil de alternatif yemeklerle besleniyorsunuz. Ben sizin patatesle beslenmenizi istiyorum. Şöyle bir teklifim var. Ben bu faşizmin nimetlerinden faydalanıp direkt komünist döneyim. He, o zaman olur. Ama... Yani ama biz de bir işimizi görelim değil mi yani? Bir İranlılar da işlerini görsün. Yani ama eğer bu fazla uzun sürerse sevgili dostlarımızla aramıza girmiş olursunuz. Yani sevgili dostlarınız kim ki? Yanınızdaki Gazi. Efendim, o Gazi. O Gazi ne bileyim yani, nasıl desem. Aranızda şöyle. Hangi Gazi? Hanginiz Gazi daha iyi komünist olursa diğerini eşit şartlar efendim, altında mücadele edelim. Aslında ben 10 numara komünistimdir de belli etmiyorum. Bakın. Yani belli etmen gerek. Eğer en iyi komünist ben diyorsa Irak'a komünist olduktan sonra saldırabilirsin. Ama bak, savaş sebebin en iyi komünist. Bu. Sen ne zamanki komünist olursun, ben o zaman Irak'ı bırakırım. Önce komünizm. Tabii komünizm önemli. Evet. Doğru. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Stalin, nasılsınız efendim? Merhabalar, hoş geldiniz. Gayet iyiyiz, umarım siz de iyisinizdir. Peki, iyi değiliz. Neden? Orta Doğu'da herhangi bir savaş çıkmaması için saldırmazlık antlaşması imzalıyorduk efendim. Güzel. Ancak Irak hükümeti bunu kabul etmedi efendim. Lafınızı bölmek gibi olmasın. Gittiğiniz yol beni duygulandırdı. Eğer ki siz komünist rejime kendiniz, halkınız verirseniz, adarsanız ben de size çok şey adar. Bilmiyorum efendim. Bu herhalde Karl Marx bulmuş efendim hani. Yok, bizzat ben buldum. Siz mi buldunuz efendim? Tabii, bizzat kurucusu benim. Efendim bir açıklayabilir misiniz? Nedir bu komünizm? Yani dünya barışı desem yeridir. Dünya barışı efendim, biz de tam bunu istiyorduk. O zaman hemen ilk işimiz direkt komünist olmak efendim. Yani dünya barışını korumak ve o barış altında dünyayı birleştirmek için çalışmalara, bunlar hepsi aynı isim. O zaman size iyi günler. Efendim, durun bir şey soracağım. Antalya'da falan halkımızdan hani iç savaştan sonra orada kalan vatandaşlarımız var. Onları alıp gitsek. Hey ya, bizim orada bir tane böyle aksaçlı bir adam vardı. Yani memleketini bulamıyormuş, biliyor musun? Yani ona yer sağlamışsınız. Şey ya, siyasi suçlu demişsiniz de öyle değil. O memleket hasretiyle, biliyor musun, onun kafası çok yerinde değil. Biz ona bir kayık verelim. Karadeniz'den yüzsün efendim. Sizin donanma alsın onu. Ortada gelmiyor. Gelmiyor. Çok denedik. Gelmiyor. Yani siz birazcık yardımcı olursanız, dediğim gibi, o sürekli böyle batıda zannediyor Rusya'yı. Siz onu doğuya doğru eğer gönderirseniz biz kendisini efendim, ana vatanına kavuşturacağız onları. Biz şimdi hani Yunan adalarına sürsek bu... Yok. Yunanlılar onlara kaçırır. Siz yapmayın onu. Siz bize doğru gönderiverin. Dediğim gibi, eğer komünist rejimi benimserseniz size yardım edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. Görüşmek. Sovyetler Barbaros operasyonunda kaç neden bu kadar kötü savaşta? Hazır değillerdi çünkü. En basit tanımıyla o. Sovyetler Birliği büyük bir savaş hazır olmadan zaten Fin Savaşı'na kanıtlıyor. O kadar kötü savaşıyorlar ki. Ne kış şartlarına iyi savaşabildiklerini kanıtladılar, ne de şeylere karşı. Bu İspanyol çok kötü savaşıyor ama ya. Şikayet edecekler beni. Selamlar efendim. Buyurun. Hoş geldiniz. Hiç hoş gelmedim efendim. Neden? Bu iki tane, nasıl diyeyim, faşist mi diyeyim, işgalci mi diyeyim, biri İran, biri Arabistan, biri benden Al-Hajar'ı istiyor, biri işte Musul'u filan istiyor. Efendim, bana zorla komünist politikacımı görevden aldırdılar.
Biz şöyle bir şey uygun görelim size o halde. Evet efendim, komünizmin ilerlemesini durdurdular bende ama geri sizin bu garantiniz sayesinde Kızıl Şafak'a doğru ilerleyeceğim. Güzel. Ama sesiniz öyle kızılmasın. Aksine daha gürçüksünüz. Çünkü siz bir komünistsiniz. Siz seçildiniz. Şimdi bir özgüven geldi bana. İnşallah ileride başlayalım. Sesinizin tonu bile bir değişti adeta. Değil mi? Kızıl bayrağın elini görünce orada biraz kendimize geldik efendim. Senin bir rengin yerine geldi. Tamam. Güzel. Evet efendim. O zaman ben Kızıl Şafak'a doğru ilerlemeye tekrarlı bir şekilde devam edebilirim. Kesinlikle. Oradaki en büyük oyuncumuz sensin. Lütfen Ortadoğu'yu evet. Hak ettiği komünizme yükselt. Türkiye bayağı bir divisionlarını çekti ama inşallah hayırlısı o da bitti. Türkiye ile non-aggression pact imzalarsanız sizin için de yarar olur. Evet evet. Biz onlarla da bir görüşme sağlayalım lütfen. Efendim. Kendileri yanlış anlamış sizi. Evet evet. Bu desteğinizden ötürü size minnettarım. Görüşmek üzere. Ben gideyim efendim. Ben isteyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Komünizminiz bol olsun. Teşekkür ederim. Kanada bağımsızlığını ilan et. Kötü. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, buyurun. Bize zorla birkaç kağıt imzalattılar, fark ettiyseniz. İçinizde birazcık faşizm artıyor sanki. Daha çok bizi İsveçler ele geçirdi. Zorla ittifaka soktular, Danimarka ile beraber. Reddedin. Yani reddedemedik efendim. Tehditler geldi. Ya kabul edersin, ya biz sizi birleştiririz dedi. Biz varken kimse sizi birleştiremez, merak etmeyin. Biz komünist kısma dönmeyi planlıyoruz şu an. Ama Norveç'ten birkaç toprak istiyoruz. Tamam mı sizin olsun? Yani, İsveç'in tamam de tamam mı sizin olsun? Peki Almanlara karşı koruyabilir misiniz? Erken safhada hayır ama işin sonunda her türlü biz daha anladım üstün olacağız. Komünist yola dönmeye başlayacağız. Size haber verelim dedik. Tabii ki. Yakında geliyoruz. Görüşmek üzere. İçimizdeki hainleri temizleme vakti geldi. Merhabalar sevgili Hiroyuto. Nasılsınız Sayın Stalin? İyiyiz. Umarım siz de iyisinizdir. Efendim biz de çok iyiydik. Ta ki Sayın Kayşek sizin dostunuza çok yani yanlış şeyler yapana kadar Asya'daki. Biz dedik ki Asya'da Asyalıların sözü geçsin. Asya'da barış olsun, stabilitesi yüksek liderler olsun. Kendisi Asya'da bütün devletlere savaş açtı. Mao Zedong da dahil. Bizim buradaki amacımız Asya'daki stabiliteyi yükseltip daha iyi liderler tarafından yönetilip çok daha az zulüm çekmesini önlemek için son bir savaş diyebiliriz efendim. Peki o savaşın varsayalım ki Çinlilerin yenilmesinden sonra bu savaşın evet, bize efendim sıçramayacağının garantisi nedir? Bizim tarafımızda olma durumunuzda bunun garantisi kesinlikle verecektir. Efendim peki size başka bir şey sorabilir miyim? Buyurun tabii. Bizim size yardım etmemiz durumunda Çin'in sol tarafındaki iki tane Türk devleti var. Bunların evet daha sonra bize bağlanması olabilir mi acaba? Sizin onurlu olduğunuzu düşünerek sözünüzün arkasında duracağını duracağınızı inanıyoruz. O iki devleti paylaşabiliriz sizinle efendim. Güzel. Bu şartlar altında anlaşabiliriz tabii ki de size destek vererek. Çok teşekkür ederim efendim. Burada anlaşmaya varmamız beni çok mutlu etti açıkçası. Biz her zaman Tokyo'da da beklerim. Bu arada sashimi de getirmiştim yanımda taze. Alerjim var, ama alerjim var. Çok teşekkür ederim. Anlıyorum efendim. O zaman sonraki sefer Tokyo'da ağırlamak isterim efendim. İyi günler diliyorum. İyi günler. İngiltere faşist ve aksiste. Fransa yalnız. Bu arada Amerika'nın da faşizm gittiğini öne sürerek bence Heavy Fighter araştırmalıyız erkenden, çok erkenden, şimdiden mesela. Gidebiliriz. İran müdahaleyi hak edecek gibi. Birliklerimizi çekelim. Sevgili İsmet'in ünlüyü de hemen bir çağıralım. Selam, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Efendim bizimle acil olarak görüşmek istediğiniz konu neydi? Şimdi şöyle, batınızdaki şeylerde çok büyük sıkıntı var. Romanya ve Yunanistan, Bulgaristan'a saldırmak üzere. Arabistan ve İran'da Irak'a saldırmak üzere. Ben diyorum ki ikisini de koruyalım. İkisi de komünist dostlarımız. Komünist demek, dost demek, gariban demek, korumamız gereken insan demek efendim. Evet, ben ikisini de ittifakımıza katabileceğimizi düşünüyorum. Ben doğru ikisini yani de garantiledim ama siz de eğer ikisini de garantilerseniz komünist dostlarımız orada yalnız kalmazlar. Tamam efendim, öyle yapalım o zaman. İkisini de garantileyin lütfen. Böylelikle denge siyasetini gütmüş oluruz. Evet efendim. Efendim, bize herhangi bir diyeceğiniz başka bir şey yoksa gidiyoruz. İleride ittifakımıza da bekliyoruz sizi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. Epek iyi bir müttefik değil, çok fazla deniz şeyi var ve Amerika'nın da karşı tarafta olduğunu düşünürsek Amerika ve İngiliz'in. Bulgar Fokus'un reddederse ve bu savaş açarsa biz de savaşa gireceğiz ve erken dönemde Romanya'nın bittiğine şahit olabiliriz. Bu arada çok hızlı bir şekilde ajanlık da açmamız gerekiyor. Bir tane lazım evet. Bir tane gerekli bize. Adı ne olsun? Düşüneyim. Enkavedo. Ne kadar yaratıcı değil mi? Bu arada Bulgaristan komünist gittiği için ordusu yok. Hani her an isyan edebilecek bir ordusu var elinde. Gerekirse şerefli bir şekilde ölürüz. Merhabalar Sayın Stalin. Merhabalar, buyurun.
Efendim, mümkünse bize bir silah atabilir misiniz? Malum sizin yolunuzdayız. Biliyorum, elimden geldiğince size destek olmaya çalışıyorum. Hatta bakanım bizzat savaşıyor ama şu an diğer komünist dostlarımızla inanılmaz büyük tehlikeler altında. Ve onları korumamız için de biraz fazlasıyla silaha ihtiyacımız var. Bunu anlayacağınızı umuyorum. Mümkünse dedik zaten. Yani arttığı zaman kesinlikle başladık. En güzide şekilde size dönüş yapacağız silahta, merak etmeyin. Yani birazcık daha uzatırsanız her türlü sizden yanayız. Tamamdır, teşekkürler. Başka bir şey söylemeyeceğiz. Sizin bizden bir isteğiniz yoksa biz müsaade isteyelim. Görüşmek üzere. Güzel efendim. Etrişin yemeyelim de şu doğuda ya. Bulgaristan Faction'a gelmek istiyorum. Merhabalar Sayın Stalin. Merhabalar, buyurun. Nasılsınız efendim? Gayet iyiyiz, umarım siz de iyisinizdir. Bizim moralimiz birazcık bozuldu efendim. Neden? Bizim mektuplarımıza dahi cevap vermeyen bir devlet şu anda sizin himayeniz altına girmiş durumda. Evet, kendisi en niyetinde bir komünist. Fakat efendim, biz sizlerle sıcak ilişkiler kurmak isteriz. Yani en niyetinde diğer bir komünisti öldürerek çok yakın ilişkiler kuramayız ama mesela Macaristan sizin için çok daha uygun bir hedef olabilir. Efendim, bu konuşmayı şöyle bağlayabiliriz diye düşünüyorum. Basar abiyeyi size bağlarım. Tamam efendim. Yani onu ileride zaten sizinle konuşacağız ama gidip de Bulgaristan gibi değerli bir komünisti öldürmenize gönlüm el vermiyor. Efendim, fakat bizler her türlü ideolojiyi benimseyebilecek durumdayız şu anda. İşte asıl konuşmamız gereken konu da oydu. Her türlü ideolojiyi benimseyecek durumdasınız. Bizim komünizmi benimsememiz için bazı tavizleri vermeniz gerekiyor. Peki komünizmi benimsedikten sonra diğer ideolojileri benimsemeniz kaç gün sürer? Kısa zaman alır, fakat biz o kadar ideoloji değiştirecek bir hükümet değiliz. Bizim halkımız kararlıdır. Peki. Efendim, sizin yaveriniz niye bir gülümsedi? Efendim, çünkü olay şu ki sizin için hani komünist bile olsanız Bulgaristan'ı satmamızın imkanı yok. Çünkü Bulgaristan'ın lideri Stalinist. Evet. Efendim, benim yatak odamda Stalin'in posteri var. Yani efendim, dediğim gibi Bulgaristan gibi bir taviz verilebilir. Dediğim gibi şu an için Bulgaristan'ın korunacağını söyleyebilirim ama ileride bu durum tabii ki de uygun şartlar altında değişebilir. Ama şu an için Bulgaristan korunacak. Tamamdır efendim. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Doğru yerlerden saldırıya geçmemiz lazım ama şu iğrenç cephe çok iğrenç gerçekten. Ama erken dönme, bence işini bitirebiliriz. Yolda Stalin. Evet, buyurun. Çok sağ olun efendim. Sizi koruyacağımızı her zaman söylemiştik zaten. Efendim, onun yanında anlaşmayı feshettik. Çok güzel. Böylelikle sizin daha da güçlenmeniz günden güne daha da artacaktır. Efendim, olası bir durumda Afrika'dan da toprak aldık. Güzel. Şu an İranlılar hatleri olmayan bir şekilde bizim en az sizin kadar sevdiğimiz komünist dostlarımıza tehdit etti ve onların da karşısında savaşa girmekten çekinmedik. Bu böyle devam edecek gibi. Bir komünist devletin daha bu dünyadan gözleri yaşlı bir şekilde ayrılmasına gönlüm el vermedi. Efendim, zaten İspanyolların durumu aşikar. Evet. Kendileri çok zor günlerden geçiyor kesinlikle. Sizin de kendinizi hızlıca toparlayacağınız bir dünya hayal etmek istiyorum. Hızlıca ve güçlü bir şekilde. Biz toparlamıyoruz. Stalinist doktrininden şaşmayacağız. Biz de sizi her zaman, her zaman faşistlere, demokratlara ve diğer bütün milletlere karşı koruyacağımıza söz veriyoruz. Efendim, peki bu Londra'daki hükümet hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendileri emin olamadığım bir şekilde fazlasıyla Almanya yanlısı ve Almanlarla beraber hareket edecekler muhtemelen tamamen. Tüm dünyayla omuz omuza savaşacağımız gün tekrardan geliyor gibi. Bu kadar erken savaşın kopmasını beklemiyordum tabii ki. Bir de uçaklarımızın bir bölümünü de Irak tarafından kaldırmayı teklif edebilir miyim size? Tabii ki, tabii ki. Bütün uçaklarımız aktif bir şekilde savaşsın. Evet, bütün uçaklarımız aktif bir şekilde savaşacak öyle olursa. Şurada bizimde Heavy Bomber vardı. Birazcık da Heavy Bomber'dan tattıralım Tehran'a. Getirin. Nasılsınız Sayın Stein? Gayet kötüyüm. Gördüğünüz üzere dost bildiklerim tekrardan düşman oluyor bize. Ve dünya çok kötü, karanlık günler bekliyor gibi. Dost bildikleriniz kim Sayın Stein? Sevgili İran Şahı. Pehlevi sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Canti adamdı ama halka tarafından pek sevilen birisi değildi. Ben komünistlerin başa geçmesini bekliyordum. Lakin her zaman istediklerimiz olmuyor. Yakınız, siz de biz de biliriz. Biz şu anda dünyada birçok yerde elçilik açıp bir hangi ülkelere bakıyoruz. Sizinle de görüşelim dedik. Komünizm ideolojisini tam olarak benimseyememiş olabiliriz ama sosyal bir devletiz yani sonuçta. Yani özellikle de dostlarımıza ne kadar sahip çıktığımızı görünce bence sizin de bizim yanımızda yer almanız
güzel olabilir. Yani zaten Sayın İsmet İnönü ve Sayın Valko'yla da konuşabilirsiniz. İlişkilerimiz gayet müttefikleriniz değil mi? Çok güzel. Yani sizinle yakın ilişkilere sahip olacağımızı düşünüyoruz biz. Tabii biz de. İlerleyen zamanlarda Faction'a katılmak isteriz yani. Bekleriz. Siz de Balkanlardaki... Sonuç itibariyle aynı ideoloji değil ama aynı fikirleri paylaşıyoruz. Yani siz de Balkanlardaki en güzel müttefiklerimizden birisini dönüştürmek isteriz tabii. Yani o zaman izninizle ben ayrılıyorum sen isterim. İyi görüşmek günler üzere. Dedim. O kadar erken bir savaşı ben istemedim. İnatla komünistlere karşı bir saldırı var. Ölmek için yaptılar bildiğin. Ya da girmeyeceğimizi düşünürler. Niye girmeyeyim ki? Merhaba efendim. Merhabalar. Buyurun. Bakın, sizinle açık konuşacağım. Evet. Bu savaş sadece sizin düşmanlarınıza yarıyor. Evet. Ama siz diğer... bize saygısızlık yapıp garantimiz olan bir devlete savaş açma cüretinde bulundunuz. Efendim, esas saygısızlık yapıp bizim etki alanımızda bulunan devletlere garanti atan sizdiniz. Bunu düzeltmek isterim açıkçası. Evet. Merak etmeyin, yakın zamanda biz bütün sorunları düzelteceğiz. Yani söylediğim gibi düşmanlarınıza yarayan bu savaşı bitirelim. Siz çekilin, zaten purge'ünüz var. Bu gereksiz bir savaş sizin. Önde olan en son baktığım zaman Tahran'a girmek üzere olan bendim. Yanlış mı görüyorum? Vallahi Tahran'dan gayet uzaksınız, ben bunu net bir yakında yaklaşırız ve yakında altyapınızın Mısır bile ekemeyecek durumda olacağını düşünürsek. Tamam, ben cevabımı aldım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Efendim bir de gelmiş size diplomasi öğretiyor. Göreceğiz bakalım. İran'ın da manpower olmadığını düşünürsek yakın dönemde bütün sorunlar çözülecek. Arap'ın işi ne zaman bitecek? Yakında. Güzel. Pers 150 bin manpower kaybetti. Efendim nasyonalistler kazanmış İspanya'yı. İspanya'dan desteğimizi tamamen çekmek zorunda kaldık. Yapacak bir şey yok. Büyük bir savaş bu. Efendim sanki burası Orta Doğu'nun İspanyası oldu. Biraz öyle olmuş olabilir. Ama işleri bizim tarafımıza sokacak bir şey var. Bizim hava kuvvetlerimiz çalışıyor onların aksine. Evet. Litvanya ve Latvia'ya da saldırmayacaklardır umarım. Merhabalar Sayın Stalin. Buyurun. Efendim biz Grand Duke Litvanya'yı kurdurttuk. Acaba belki Grand Duke Litvanya'ya Polonya'dan bir iki toprak verebilir mi diye sormaya. Tabii ki de hayır. Efendim bunlar eski imparatorluğu kurmak istiyorlar yani. Eski imparatorluğu şuradaki zor zamanlar bittikten sonra ben sizin üzerinize kurabilirim. Bir de böyle düşünün. Direkt Nordic mesela. Nasıl? Evet. Çok bunları bir düşünmeniz gerekir. Sizin büyüme alanınız tabii ki de benim coğrafyam değil. Başka coğrafyalar. Ben siz büyümeyin demiyorum ama benim yakınlarıma geldikçe... Danimarka'nın çıkarları o tarafta değil efendim. Daha yukarılarda, üstünüzde. Eskiden tahtını yönettiğiniz İsveç ve Norveç mesela. Hı hı. Efendim biz İsveçlilerle dost olduk. Sadece Norveç, ileride bir Norveç işgali olacak. Şöyle düşünün. Biz Almanların, İngilizlerin ve dahi bütün dünyanın korunmaya çalıştığı İran'ı söküp götürebiliyorsak... ...hem de bu kadar iğrenç bir cephede oradaki düzlüklerden ne yaparız? Siz sadece bunu bir değerlendirin bence. Sayın Stalin, izinsiz geldik ama artık müttefikiniz sayıldığını düşünüyorum. Evet, elbette. Yani Almanları diplomatik şeylerimizle güzel topraklarımızı aldık. Tebrik ederim. İttifaka istediğiniz zaman gelebilirsiniz. İstediğiniz zaman katılabilirsiniz. Evet. Ben kısa sürede yanınıza tekrardan geri geleceğim. Sonra. Müttefikiniz olarak. Biz zevkle bekliyorum. İtalyanlardan tüfek isteyebiliriz aslında. Merhabalar Sayın Stalin, nasılsınız? Merhabalar, buyurun sevgili dostum. Umarım siz de iyisiniz. Gördüğünüz üzere Almanlar Yugoslavya'yı söküp götürdü. Evet, kendilerine dost kazanmakta üstlerine yok. Evet, evet. Ama yani Yunanlıları bizim yerimize seçtiklerini görüyoruz. Biz sizinle bir acaba ne zaman bir müttefiklik düşünürdünüz bir Avrupa'da? Yani kendinizi ne kadar stabil olarak koruyabileceğinizi sormam lazım. Çünkü bu savaşlarda biz pek bir yorulduğumuz için... Birden fazla batı cephesinde bulunmamız o kadar da kolay bir seçenek değil gibi. Annem ordularımız bayağı güçlü. Size de bilgi vermek amaçlı söyleyeyim. Yani kendinizi savunmanız gerekirse savunabilirsiniz değil mi? Evet, benim bilmek istediğim. Ama yani uçaklar da birazdan basmaya başlarız diye düşünüyorum. Anlıyorum. Yani tabii ki de ittifaklı düşünürüz ama erken dönemde Avrupa Savaşı bizi kahredici bir yıkıma sürükleyebilir. Anladım efendim. O zaman ben size iyi günler diliyorum. İyi günler sevgili dostum. Doğru yeri bulmamız lazım. Bombalayalım şunları artık. Bombalanmıyor evet, mu? Bombalanıyor şu an. Az bombalanıyor ama ya. Yeteri kadar değil. Efendim. Tehran'a girersek bu mücadele bitecek gibi. İki yerden zorlayalım. Şurası bizim için saldırı cephesi ya. Yüzde saldırıyoruz. Biz bu cepheyi açtığımız zaman Tahran'a girerse düşer. Arabistanlarda düştüğü vakit çok iyi olacak. Acaba Bulgaristan'da silah var mıdır fazlasıyla? Elimizdekileri gönderelim. Çok makbule geçer. 21 kalımız var çünkü. Garnizonlara sıfır gidiyor da. Yani Alman volunteerları bir daha geldi ya. Doymuyorlar. Evet evet, paketi yiyen birlikleri bir daha geldi.
Ama Almanlar yakında savaşa girecek Polonya ile. Alman volunteerler uçup gidecek. Özellikle Almanlar çekildiği zaman bence rahatlayacağız. Hindistan'a ne olmuş öyle ya? Kötü. İç savaş. Sevgili Bulgar hükümeti, bir gözünüz Litvanya ve Latvia'da olur mu? Lütfen. Bir parçasını almış Danimarka hükümeti. Evet, görebiliyorum onu. Arabistan'a uçak koyacağım. Hemen bu uçaklarla bitirelim işlerini. Tamam. Riyad'a gelip bitecek işi. Savaşı yakın zamanda bitirmemiz lazım bu arada. Hiç olmamamız gereken bir savaşa girdiğimiz için Riyad düşmeli bu arada. Reinforce'unu engelleyebilir mi Irak, İran? Ya Persia'yken savaşmak kadar kanser bir şey olabilir mi ya? Ama tek güzel tarafı Warbonds'un bize açılmış olması. Ya evet. Latvia'ya da attı. Şaka mı bu? Nasıl atıyor iki günde bir ya? Nasıl atıyor abi? Ben de onu atayım mı? Bir saniye dur. Abi şaka gibi, bu nedir ya? İttifak alacağım en sonunda ya. Garanti de atacağım bunlara. Ben niye garanti atmadıysam? Kabul et Latvia, hadi. İnanılmaz silt oldum şu an buna. İnanılmaz silt oldum. Her şeyi bırakıp Danimarka'ya dönesim var. Döneceğim de. Zaten. Belki ultimatomu kabul ederse iyi olur. Toprak iptal oldu. Allah kahretsin. Büyük nehri de bypassluyor. İşin güzel tarafı. Gel bakalım. Atalım mı? Gördün mü? Evet. Güzel. Güzel. Toprağı nasıl söktünüz? Sökerim ben. Öbürünü de sökeceğim. Öbürünü de hepsini sökebiliyorum. Bekle. Nasıl söküyorsunuz? Ben sökerim ben. Bak şimdi onu da sökeceğim. Barış anlaşması bu, imzaladık bir baktık toprak yok. Bazen öyle şeyler olabiliyor hayatta. Peki satabilme şansınız var mı? Satacağım ben şimdi sana bir şeyler. Bekle. Sana biraz ikramda yapmayın bulunacağım. 1.13 milyon asker satalım mı sana? Böyle direkt sağdaki. Yapmayın efendim yani. Biz, o zaman biz o toprakları vereceksin. Siz beni çok tehdit ediyorsunuz. Ben gidiyorum. Saldırıyorum o zaman.